Deniz Erbil'in odası nerede? Ne yapacaksınız? Sana ne? Sen odanın yerini söyle bize. Siz Deniz Bey'i niye arıyorsunuz? Onu söyleyin önce. Sana ne kardeşim, Allah Allah. Durun çocuklar ya. Bir işimiz var kendisiyle. Ne işiymiş bu? Ya çakacağım şimdi bir tane. Söylesene kardeşim, nerede bu adamın odası? Niye bağırıyorsun? Eşkıya mısın sen? Sensin eşkıya. Ağzını topla ya. Sen topla asıl. Bana bağıramazsın, anladın mı? Ben burada görevliyim. Yok ya. Çek elini kardeşim, çek. Yok bir şey kardeşim. Hadi sen işine bak. İşimize bakıyoruz. Ne oluyor dedik. Doktor Deniz Erbil'i arıyoruz. Kimsiniz? Niye arıyorsunuz Doktor Deniz Bey'i? Böyle eşkıya gibi gelip de Deniz Bey'i arayamazsınız. Hastane burası. Allah Allah. Hastaneye bak. Ameliyata sarhoş girip hastayı öldürmeyi biliyorsunuz ama. Uzatma da bize efendi gibi göster şu Deniz denen adamın yerini. Ya bir durun çocuklar. Bir şikayetiniz varsa gereken işlemi... Ha, çok dinlediniz ya şikayetimizi. Niye arıyorsunuz Deniz Bey'i? Bakın. Bir işimiz var. Böyle davranamazsınız. Deniz Bey'i vizitte. Görüşemezsiniz. Yürüyün. Saygılı Durun. Olun biraz. Dağ başı mı burası? Tipinize bakan da adam zanneder. Nur Hanım biz hallederdik. Ya yürüyün, vakit kaybetmeyelim. Giremezsiniz. Dursana kardeşim, kardeşim bir dakika. Hanımefendi, bizim sizinle işimiz yok. Bize Doktor Deniz lazım. Deniz Bey'in hastası mısınız? Hasta yakın mısınız? Nedir derdiniz? Kuzenimin ameliyatına sarhoş girdiğini öğrendik. Kendisiyle biraz konuşacağız. Ne? Sarhoş mu? İnsan gibi hakkımızı arayalım dedik ama... Oho, dilekçeyi sümen altı ettiniz. Biz de kendisiyle... Savcılığa başvuracaksınız kardeşim. Buraya dilekçe vermek de olmaz bu işler. Deniz Genç'in yakınlarısınız. Evet. O sarhoş doktor yüzünden ölen. Ne sarhoşu ya? Nereden çıktı bu sarhoş lafı, anlamıyorum ki. Duyum aldık doktor hanım. Çekilin de işimize bakalım. O ameliyatta ben de vardım. Tanıklık yapın o zaman. Olur, yaparım. Deniz Bey'in sonuna kadar nasıl direndiğini... Kuzeninizi kurtarmak için nasıl çırpındığını istediğiniz yerde anlatırım. Arkadaş işte, tabii ki onu savunacağız. Sarhoş diyecek hali yok ya. Bilip bilmeden konuşma kardeşim. Kuzeniniz geldiğinde şansı %10 bile değildi. İç organları paramparçaydı. Niye girdi madem şansı yoktu da? Çünkü %10 da olsa bir şanstır. Deneyelim dedi. Biz öyle duymadık abi. Sizin ne duyduğunuz beni ilgilendirmez. Ben gördüğümü bilirim. Bir doktor vardı kantinde, o dedi ki... Hiç vicdanınız yok değil mi? Acınız büyük, tamam. Biz bunu anlayabiliyoruz. Ama ya Deniz'in acısı ne olacak? O da hastasını kaybetti. Bu kolay bir şey mi sanıyorsunuz? Ya bırak, dinleme şimdi. Bir dakika, girelim içeri ya, buluruz içeride. Oh, oh. Nereye gidiyorsunuz? Beni arıyorsunuz galiba. Deniz Erbil benim. Öyle mi? Sensin demek. Evet, sen kimsin? Biz sizden şikayetçiyiz. Tamam, ne yapmak istiyorsunuz? Sarhoşmuşsunuz diye duydum. Verin savcılığa şikayet dilekçenizi. Adli tıp gerekeni yapar. Ya da başka bir şey istiyorsanız. Ben buradayım. İçeride, dışarıda, nerede isterseniz. Yargısız infaz değil mi? Ne kolay. Bakın, bir yanlış anlama var galiba. Biz konuşmaya gelmiştik. Buyurun konuşalım. Buyurun.